Bu Türkiye adına çok utanç verici bir şeydir esasında. Yani bu arada ben anlamak için sorayım bu arada aynı yerden devam edin ama hani dönemiyorlardı. Dönmek isteyip de mi izin verilmiyor dönmelerine? Şimdi şöyle giden bile izinli kağıtla geliyor, gidiyor. Yani geri gelin diye. Yani biz geri göndereceğiz diye planlar işte. Şimdi hükümet hiçbir şekilde bu insanları geri göndermek istemiyor. Neden? Çünkü kendine göre bir farklı bir toplum dizayn etmek istiyor ve nüfus transferiyle bunu yapabiliyor. Yani bakın amaç burada bir yeni Türkiye ifadesi. Yani birisi yeni Fransa diye bir tabir olabilir mi? Yeni İngiltere diye bir tabir olabilir mi? Yani yeni İngiltere, Avustralya ilk kurulurken ilk ismiydi zaten. Ama yeni, hani bu kadar köklü bir kültürü siz birden yeni diyebilir misiniz yani? Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla dikkat ederseniz Suriyeliler gelmesiyle birlikte bizim eğitim sistemimiz çok kökten değişikliklere uğradı. 4+4 eğitim sistemi geldi, işte andımız kalktı, birçok mefruzat defalarca değişti, milli şuur azaltıldı. Sonra şimdi geldiğimiz noktada da karma eğitim işte kaldırılabilir. Suriyeliler okullara, birçok aile Suriyelilerle birlikte okullara aileler işte kızlarını göndermek istemiyor, karma eğitim vardır diye. Yani Cumhuriyet'in bütün temel devrimleri resmen teker teker değiştiriliyor. Bu çok ciddi bir problem ve herkes bunu yaşıyor. Günlük hayatında herkes bunu yaşıyor açıkçası. Türkiye'nin profili değişiyor bir kere. Bakın bu da çok önemli. Dolayısıyla bunu mevcut halkla yapamazdı. Ama sizin dışarıdan getirdiğiniz bir toplum ve çok baskın bir kültüre ait olan bir toplumla getirdiğinizde bunu yapmak çok daha kolay. Ve çok hızlı bir yani yüksek bir doğum oranıyla gelen bir toplumda doğal olarak çok hızlı bir yüksek doğum oranlarıyla çok hızlı bir değişim de sağlanabiliyor. Hı hı. Bakın 2022 yılında 1200 mahalle kapatmıştı İçişleri Bakanı, bugün 1600 mahalle oldu. Kapatmanın bu %25 sınırından. Evet. Ama %25 sınırın çok üstünde ama şu an mahalleler. %25 sınırından izleyicilerimize yani hatırlatalım. Hani şöyle evet, bir kare Ankara Altındağ'daki olayların tabii sonrasında. Tabii, yerel halkın yabancılar yerel halkın %25'in üstünde çıkması. O da resmi rakam. Resmi tabii. O da resmi rakam. Bir de çünkü şöyle bir problemimiz var Türkiye'de. Biz gerçek verilere ulaşamıyoruz. Ercüment Bey, siz katılıyor musunuz? Demografik yapıya planlı bir müdahale mi yapılıyor? Yani bu yaşadıklarımız size bunu gösteriyor mu? Şimdi şöyle bir şey var. Yani demografik yapıyı AKP bir ümmet toplumu oluşturmak için değiştiriyor olabilir. Böyle bir planı var. Var. Bu doğru. Ama tek taraflı düşünürsek yanılırız. Çünkü şöyle bir şey var. Demografik yapıyı siz Suriye'de de değiştirmeye kalkarsanız başınıza iş açarsınız. Yani ben şimdi son zamanlarda geri dönüşler çok hızlandı. Bilgi de alıyorum sahadan. İlay Hanım'ın da bilgisi vardır. Yoğunlukla Tel Aviv'e şu an geri gönderilenler. Yani yılbaşından bu yana 180 binin üzerinde, yani sayı şu an takip etmekte de zorlanıyoruz. Sanırım 200 bini bulmuştur geri gönderilenler. Büyük bir rakam bu. Az bir rakam değil. Ben iddia ediyorum yerel seçimlere doğru bu çok daha fazla katlanarak olacak. Seçimden kaynaklı. Evet, yani pragmatist düşünüyor. Evet, yani gönderilecekse biz gönderiyoruz kardeşim. Bu havayı vermek istiyor. Ne kadar samimidir değildir? Değildir, samimi değildir. Ama bunu yapacaklar yerel İzin seçimlere kadar. İzin gönderiyor ama. Yani geri dönüş yolunu açık tutuyor. Bu doğru ama pek o zaman yani geri gönderiyor mu? Göstermelik olarak bir çıkış. Tabii, tabii. Evet, yani tabii. İnsanlar perişan orada. Birleşmiş Milletler yetersiz. Kendi bölgelerine gidemiyorlar. Halep ya da diğer bölgelere, küçük bir bölgede sıkışmış durumdalar vesaire. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum. Yani hocam çok iyi ifade etti. Biz 10 yıl kaybettik. Bu 10 yıl Türkiye olarak, 12 yıl hatta savaşın 12 yılı hep yani yarın göndereceğiz diyen bir muhalefet. Bunun toplumda çok bir karşılığı olmadı. Siz 10 yıllık, 12 yıllık birikmiş problemleri bir yılda çözemezsiniz. 5 yıllık, 10 yıllık planlar koymanız lazım. Bunun bir yönü geri göndermektir. Geri gidenlere güvenli
dönüş yolu açmaktır. Bir yanı Avrupa Birliği ile olan geri kabul anlaşmasını kaldıracaksınız. İnsanlar üçüncü bir ülkeye geçebilecek, o pazarlığı kaldıracaksınız. Bir yanı her şeye rağmen burada kalacak olan bir kitle için bir entegrasyon projesi oluşturacaksınız. Hiç yok neredeyse böyle bir proje. Karşılıklı bir entegrasyon yok bir kere. Yani onlar Türkiye toplumu için ne biliyorlar kültürel olarak? İlay Hanım onu ifade etti. Sıfır bilgiyle gelip kentlere yerleşiyorlar ve birçok soruna neden oluyorlar. Peki bizim toplumumuz onların kültürüyle ilgili ne biliyor? Onlarla yaşayacak, komşuluk edecek sıfır bir altyapıyla bunlar oldu ve şu an çok kangrenleşmiş, çetrefil sorunlar yaşıyoruz. Bir de şu var, bakın Sorel Bey, şimdi Esad'la görüşmeler tartışma, gündem şu an. Hı hı. Şimdi Sky News Arabiye demeç verdi, hepimiz okuduk Beşar Esad. Diyor ki biz neyi görüşelim Erdoğan'la? Amiyane tabirle söylüyorum, yani cümleler birebir böyle değil ama bir altyapı olur da görüşürüz. Nedir o? Yani çok net, Suriye'den çekileceksin. İşgal gücü diyor. Askerleri çekeceksin diyor. Hatta enteresan bir şimdi kuram attılar ortaya. O kuram şuydu. IŞİD Suriye'ye nasıl girdi? Birden Irak'tan oraya nasıl öyle bir güç girebildi? Birden şehirler nasıl boşaldı? Hatırlayın o dönemleri. Bu aslında hibrit ve naylon bir güçtü. Sadece oraya YPG'yi güçlendirmek ve Amerikan planını tutması için. Bunları söylüyorlardı, bunları propaganda ediyorlardı. Bizim taraftan yapılan propagandalardı bu. Şimdi aynısını Esad söylüyor son röportajlarında. İngilizler de söylüyor. Diyor ki evet. Yani siz El-Kaide neyse, El-Nusra neyse, El-Şam aynı diyor. Ve bütün bunlar terör örgütleri diyor. Bütün bunlar YPG'nin varlığını orada korumak içindir diyor ve bunu Türkiye yapıyor diyor. Şimdi böyle problemler varken hani Esad'la görüşelim, geri dönüşü sağlayalım şeyi çok gerçekçi görünmüyor yakın zamanda. Aynı zamanda Esad aynı röportajda şunu söylüyor. Altyapı yok diyor. Nereye gelecekler diyor mülteciler. Burada altyapı yok diyor. Şehirler uygun değil diyor. Eğitim, sağlık vesaire diyor. Yani orası da hemen bütün Suriyelileri böyle kucaklamaya, kendi vatandaşlarını değil. Kucaklamaya şey değil. Şimdi burada şunu görmemiz lazım. Yerel seçimlere doğru ben yeniden mesela bakın Türkiye'de enteresan bir milliyetçilik var. Yani iktidar AKP Türk İslamcılık felsefesi üzerinden ilginç bir ideoloji ortaya attı ve milliyetçiliğin önemli bir bölümünü, hepsini demiyorum, soğurmayı başardı. Kendi bünyesine almayı başardı. Bakıyorsunuz Ata İttifakı vardı. Neredeyse ikiye bölündü değil mi? Bir aday oraya gitti, bir aday buraya gitti ve o tepkiyi kendinde toplamayı başardı. Yani o tepki hani göç sorununun krize dönmesi. Ben ona göçmen karşıtlığı da demiyorum. Yani çünkü hem göçmenleri mağdur ediyor, hem mültecileri mağdur ediyor, hem de bizim vatandaşlarımızı mağdur eden bir problem var. Bu problemin kendisini, bu öfkenin, bu tepkinin kendisini de kendisine toplamayı öyle ya da böyle belirli bir ölçüde başardı. Hı hı. Başardı. Bu başarıyı yerel seçimlerde tekrarlayacak mı? Mesele bu. Ben aynı lügat, aynı söylemlerle devam edilirse hocamın görüşlerine yakınım o açıdan. Yeniden bir hüsran olacağını düşünüyorum. Muhalefetin de buradan kendisini gözden geçirmesi lazım. Tam tersine şöyle bir şeyle bitireyim. Bakın hemşeri hukuku diye bir şey var. Yani bir şehirde yaşayan insanlar sadece yurttaş değil hemşeridirler ve o şehirde yaşayan vatandaşların sayısına göre değil, insanların sayısına göre merkezi bütçeden kaynak gelmelidir. Buna açık bir şey var, kanun var. Bu zorlandığında, burada bir yasal düzenleme yapıldığında gerçekten Esenyurt gibi, Kilis gibi, Antep gibi şu an hızla çözülemeyecek kangren haline gelmiş yerlerde bir şey gerçekleşebilir. Bunun halkta bir karşılığı olabilir. Ayrıca birazdan ben size fotoğraflar da getirdim. Evet. Onu da konuşuruz. Belki orada geri döneriz. Bakın yerel yönetimler muhalefetiyle iktidarıyla fark etmiyor. Bakın benim son birkaç yıldır izlediğim büyük iş cinayetlerinde, iş kazalarında, patlamalarda, yangınlarda, sanayi sitelerinde yaşananlarda ruhsatı yerel yönetimler veriyor. Yani siz orada ruhsat veriyorsunuz. Normalde Çalışma Bakanlığı'nın,
iş müfettişlerinin denetim yapıyor olması lazım. Yerel yönetimlerle birlikte bu iş yeri yangına dayanıklı değildir. Burada kaçak işçi çalışıyor, burada çocuk işçi çalışıyor, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları uygulanmıyor diyerek ruhsatını iptal etmesi gerekiyor. Peki, ama ruhsatı veriyor. Peki hangi iş yerinde patlama olan, ya onlarca işçi öldü, yüzlerce işçi öldü, hepsine gittik, göçmen var, yerli var, çocuk var. Bu buralara baktığınızda hepsi ruhsat almış. Bu çelişkilerin ortasında.